Merhabalar, bu videomuzda coğrafya dersi 11. sınıf 1. dönem 2. yazılı hazırlığı yapıyoruz birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Şimdi bu videomuzda Milli Eğitim tarafından yayınlanan örnek yazılı senaryo çözümlerini yapacağız. İki örnek senaryomuz var. Her ikisini de çözümünü yapacağız. Ama ayrıca yazılı hazırlığı yapmak istiyorum diyorsanız bizim kendimizin hazırladığı örnek yazılılarımız da var. 11. sınıf coğrafya dersi yazılı hazırlık videomuz var. Oradan da yazılı hazırlığınızı tamamlayabilirsiniz. Evet, şimdi ilk senaryoyla başlayalım. Birinci senaryoda 6 soru olduğunu görüyoruz. İlk sorumuza bakalım. Atmosferde karbon üretiminin gerçekleştiği başlıca durumları yazınız demişiz. Solunum, canlıların çürümesi, orman yangını, karbonatlı kayaçların ayrışması, volkanik faaliyetler, fosil yakıtların yakılması sonucu atmosferde karbon üretimi gerçekleşmektedir. Ve Türkiye'de geçici kır yerleşmelerinden 5'ini yazınız demişiz. Yayla, kom, ağıl, oba ve dalyan geçici kır yerleşmelerine örnek verilebilir. Bazı sanayi kuruluşlarının yer seçiminde tüketim merkezlerine yakınlık göz önünde bulundurulmaktadır. Bu durumun sebeplerini açıklamamız istenmiş. Unlu ve sütlü ürünler ile et ürünleri gibi kısa süre içinde tüketilmesi gereken besin maddelerini işleyen fabrikalar nüfusun yoğun olduğu tüketim merkezlerine yakın yerlere kurulmaktadır. Ayrıca tüketim merkezleri çevresinde pazarlama ve ulaşım olanaklarının gelişmiş olması da bazı sanayi kuruluşlarının burada kurulmasında etkili olmuştur. Neden arkadaşlar? Çünkü kısa sürede bozuluyor bu ürünler ve olabildiğince hızlı normal tüketim merkezine ulaşması gerekiyor. Dolayısıyla bu merkezlere, yakın yerlere bu kuruluşların kurulması üreticinin avantajını oluyor. Evet, kahvenin ana vatanı Etiyopya'nın Kaffa bölgesi olmasına rağmen dünyanın farklı ülkelerinde de üretilmeye başlanmasının üretim, dağıtım ve tüketim ile ilişkisini açıklayınız. Kahve tüketiminin artması sonucu kahve ana vatanı dışında dünyanın farklı bölgelerinde üretilmeye başlanmıştır. Bu durumda tüketimi artan ürünlerin üretimi ve dağıtımı da artmaktadır şeklinde yorum yapabiliriz. Türkiye'de elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklarının payının artmasının ekonomiye sağlayacağı faydaları açıklayınız demişiz. Türkiye elektrik üretiminin büyük bir kısmını ithal ettiği petrol ve doğalgaz gibi fosil kaynaklardan elde etmektedir. Bu durum Türkiye'nin ithalat giderlerini artırmaktadır. Eğer Türkiye'de elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı artarsa, ülkenin ithalat giderleri azalacağı için ekonomiye katkı sağlayacaktır. İlk senaryonun son sorusu, 6. sorumuz. Türkiye'de mekansal gelişim farklılıklarını azaltmak amacıyla uygulanan bölgesel kalkınma projelerini yazınız demişiz. Bölgesel kalkınma projesi deyince ilk akla gelen projelerin başında şüphesiz ki GAP gelir. Güneydoğu Anadolu Projesi birçoğumuzun bildiği bir projedir. Daha sonra Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi de yine mekansal gelişim farklılıklarını azaltmak amacıyla uygulanan bölgesel kalkınma projeleridir. İlk senaryo çözümünü tamamladık. İkinci senaryoda 7 sorumuz var. Evet, ilk sorumuza baktığımızda buna göre Türkiye nüfusunda gelecekte yaşanabilecek değişimleri yazınız demişiz. Şimdi baktığımızda 2019 ve 2049 yılları arasında nüfusta artış görünürken 2051 ile 2075 arasında bir azalma görüyoruz. Evet, bir veya birden fazla dini inancın merkezi ya da kutsal değerlere ve mekanlara sahip olan şehirlere dini şehirler denir. Buna göre küresel etkiye sahip dini şehirlere 3 örnek veriniz denilmiş. Mekke, Medine ve Kudüs örnek olarak verilebilir. Sakin şehirlerin özelliklerinden ikisini yazarak bu şehirlere Türkiye'den bir örnek verin istemişiz. Şehrin kendi özgü yapısını koruması ve şehrin nüfusunun 50.000'den az olması gerekir. Mesela İzmir, Seferihisar bu sakin şehirlere örnek olarak gösterilebilir. Baktığımızda harita üzerine Türkiye'nin coğrafi konumu verilmiştir. Haritadan yola çıkarak Türkiye'nin coğrafi konumunun küresel dağıtım üzerindeki önemini açıklayınız. Türkiye'nin sanayi bölgesi olan Avrupa ile enerji üretim bölgesi Orta Doğu ve Hazar Havzası arasında bulunması, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin deniz yolu ile yapacakları ticarette, Türkiye'nin sahip olduğu İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçmek zorunda olması küresel dağıtımdaki önemini artırmıştır. Evet, üretim faaliyetlerini etkileyen beşeri unsurlar yazınız. Tarımsal faaliyetler, sermaye, iş gücü ve eğitimi, teknolojik gelişmeler, sanayi, üretim faaliyetlerini etkileyen beşeri unsurlardır.
Ülkelerden bazılarının doğal kaynakları sınırlıdır fakat teknolojileri gelişmiştir. Bu tür ülkeler ithal ettikleri doğal kaynakları kullanarak sanayi ürünleri elde etmektedir. Bu duruma uygun bir ülke yazacak olursak Japonya diyebiliriz. Evet, Türkiye'de elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payının artmasının ekonomiye sağlayacağı faydaları soruyor. Türkiye elektrik üretiminin büyük bir kısmını ithal ettiği petrol ve doğal gaz gibi fosil kaynaklardan elde etmektedir. Bu durum Türkiye'nin ithalat giderlerini artırmaktadır. Eğer Türkiye'de elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı artarsa, ülkenin ithalat giderleri azalacağı için ekonomiye katkı sağlayacaktır diyebiliriz. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.